Herkese merhabalar. Kitabımı doğru kullanıyorum köşemizde. Şimdi sizinle beraber muhteşem bir kitap inceleyeceğiz. 10. sınıf Dinamo Biyoloji Soru Bankası. Bu kitabımızın içeriği nasıl? Aynı zamanda zorluk seviyesi nedir? İçinde neler var? Nasıl bir konu işleyiş ilerlemesi var? Onu teker teker beraber bakacağız ve detaylarını öğreneceğiz. Ama öncesinde kitabın hikayesini anlatmak istiyorum. Zaten kitabın hikayesiyle içeriği çok özdeş. Şöyle ilerledi bu kitabın hikayesi. Aslında biz dedik ki Öğrenciler konuları derslerden anlıyorlar. Tamam. Anladıktan sonra pekiştirmeleri gerekiyor. Ama konuların içine daldığımız zaman yani sorulara daldığımız zaman anlayamadığımız noktalar karşımıza çıkabiliyor. Dolayısıyla Konuyu anlamak tamam ama sorularda farklı bir dünya var. İşte bu dünyayı anlayabilmek adına biz dedik ki her bir üniteyi, her bir üniteyi Dinamo kitaplarımıza bir kere yüzde yüz dedik ki map kazanımlarına uygun olması gerekiyor. Bütün konuların, bütün içeriklerin, bütün soruların. Dolayısıyla öğrenmediğimiz bir şeyin veya bize öğretilmeyecek bir şeyin bizim tarafımızdan çalışılmasına gerek yok. O zaman Milli Eğitim Bakanlığı'nın 10. sınıf kazanımlarını teker teker buraya başa yazdık. Sonrasında ünitemize başladık. Yani birinci ünitede mitoz bölünme, eşey süzüleme, mayoz bölünme, eşey düreme var. Ondan sonra başladıktan sonra dedik ki sorular üzerinden konuyu anlayalım. Bütün dinamo serimizde bu şekilde ilerliyor. Hemen ilk başta bir rehber soru veriyoruz. Rehber soruyu verdikten sonra soru çözümünü veriyoruz bunun. Bu rehber soru çözümüne bakarak ardından bununla bağlantılı dört tane soru veriyoruz. Hani biyolojide vardı ya mono, di, tri, tetra aynı kimyada da vardır bu. Bunun gibi dedik ki dörtlü testler yapalım. Dörtlü mini testler. Hatta buna dedik testra dedik. Hatta tetra dört demek normalde Latince'de. İşte mono di tri tetra dörtlü sorular yaptık. Dörtlü mini testler yaptık. Dolayısıyla bu testi tamamladıktan sonra bu konuyla ilgili bu soru tipiyle bağlantılı her soruyu çözüyoruz ve yapamadığımız soruların çözümü de videolu bir şekilde cebimizde. Ardından bu rehber soru çözüm dörtlü e, testimiz yani testramız. Ardından bu rehber soru çözüm bu rehber soru çözüm şeklinde ilerleyerek bölümleri bitirmeye çalışıyoruz. Arada bölüm taramalarımız var. Bölüm taramalarımızdan sonra da dedik ki tamam bütün ünitemizi bitirdik diyelim ve taramalarımızı da bitirdik. Aradaki taramalarımızı da bitirdikten sonra artık ünitemiz sonlara doğru geliyor. O zaman ne yapalım? O zaman ünite tekrar testleri koyalım dedik. Ünite tekrar testlerini de koyduk bütün konuyu tam pekiştirebilmek için bir de aynı zamanda ALFL yani Anadolu lisesi Fen lisesi olan arkadaşlarımızla farklılıklar var. İşte o farklılığı anlayabilmek için biz dedik ki Fen lisesinde ekstra olan müfredatı da buraya koyalım. Hatta daha fazla öğrenmek isteyen Anadolu lisesi arkadaşlarımız da belki ileride sayısal bölümde en iyi bölümlere iyi yer, belki ileride sayısal olarak en iyi e, üniversitelere girmeye isteyen arkadaşlarımız da şimdiden FL sorularını çözebilirler. Dolayısıyla FL ile bağlantılı rehber soru çözüm çünkü bu konu tamamen eksik baskınlık ve play eksik baskınlık e, eksik baskınlık konusu mesela sadece fen özel bir konu. İşte bu konuyu da buraya ekledik ve ardından demin söylediğim gibi ALFL testleri yaptık. Peki ALFL testlerinden sonra ne geliyor? ALFL testlerini yaptıktan sonra da yazılıya hazırlık testlerimiz geliyor. Tabii ki öncesinde şunu da unutmayalım. ÖSYM tarzı testlerimizi de koyduk. Çünkü ileride üniversite sınavına gireceğiz. Şimdiden onlara bir başlangıç yapmanın zamanı geldi. Ve sonrasında tabii ki yazılılarımız için yazılıya hazırlık kısımlarımız her ünitenin sonuna koyduk. İşte biz dedik ki böyle her şeyiyle dört dörtlük ÖSYM'si olan, yazılısı olan, aynı zamanda rehber sorusu olan, Fen Lisesi'nin ekstra kazanımları da olan içerisinde... ...aynı zamanda ünite tekrar testlerimiz, tarama testlerimiz olan Dinamo kitabımızı çıkartalım dedik. Hatta Dinamo kitabımızın matematiğini, Türk Dili Edebiyatı'nı... Fiziğini, kimyasını, coğrafyasını, tarihini hepsini teker teker sizin için ürettik. Dolayısıyla 10. sınıf kitaplarımızda mükemmel bir şekilde çalışabileceksiniz. İşte kitabın ortaya çıkış gayesi aslında tamamen dört dörtlük bir e, kitap üretme fikrinden ortaya çıktı diyebiliriz. Zorluk seviyesine baktığımız zaman kitabımız aslında orta ve üst seviye sorulardan oluşuyor. Ve soru sayısı 795 ve sayfa sayısı da 208 sayfa diyebiliriz. Ve bundan bir önceki kitabımıza bakarsak ona da bakalım. Bir kere içinde ALFL testlerinin olduğunu ve ünite tekrar testlerinin ve ÖSYM tarzı soruların olduğunu ve video çözümünün olduğunu zaten söylemiştik. Bundan bir önceki adımı da sıfırdan ona biyoloji konu anlatımı soru bankası. Burada artık konuları anlıyoruz. Daha doğrusu konu anlatımı var bu kitabın içerisinde. Dolayısıyla eğer ben bir konuyu anlayacaksam ilk başta ne yapıyorum? Ünitemizin konusunu anlamak için solda konusunu anlıyoruz. Sağda hemen sorusunu çözüyoruz. Solda konusunu anlıyoruz. Sağda sorusunu çözüyoruz. Aynı bu şekilde bütün konuları anladıktan sonra da bu kitaptan ekstra soruları tamamlayabilirsiniz. isterseniz diyebiliriz tamamlayabilirsiniz isterseniz diyoruz. Peki bu kitaplara nereden ulaşacağım? Bu kitaplara birinci olarak sana en yakın Tonguç kitapçısından maskeni takarak ulaşabilirsin. İstersen amcan, dayın, halan, hiç fark etmez, başka birisi, abin, e, kardeşi başka birisi de alabilir. Ama şunu söylemek istiyorum. Tabii ki ama tabii ki internet üzerinden de Tonguç mağazadan da güvenli bir şekilde alabilirsin. O zaman hadi bakalım. Burada bu arada kendine yakın olan kitapçının linki de açıklamada ve iyi butonumuzda var. Oradan da ulaşabilirsin diyoruz. Hadi bakalım o zaman ödüllü sorumuzu yap yorumlara yolla.